Süper Salı'yı izleyen Alparslan Esmer'e bağlanıyoruz şimdi. Alparslan, ön seçim yapılan 12 eyaletten biri olan Washington'a komşu Virginia eyaletine bağlı Fairfax ilçesinde. Ön seçim heyecanı var mı Alparslan sandık başında? Kalabalıklar görüyor musunuz? Hülya merhabalar. Evet, Fairfax ilçesinde Chantilly listesindeyim şu anda. Kalabalıklar vardı. Oy merkezleri Virginia eyaletinde sabah 6'da açıldı. 6'dan itibaren bir kalabalık oldu çünkü insanlar işe gitmeden önce oylarını kullanmak üzere seçim merkezine geldiler. Şimdi öğleden sonra saatler ve zaman zaman arkamdan da görüyorsunuz seçmenler geliyor ama tek tük geliyorlar. Oylarını kullanıyorlar ve hızla çıkıyorlar. Akşama doğru tabii ki işten çıkış saati olacak. Yerel saatle burada 7'de kapanacak sandıklar ve o saate yakın bir noktada da yine kalabalıkların arttığını göreceğiz her seçim zamanında olduğu gibi. Burada genelde seçimler çünkü hafta içi yapılıyor ve ondan dolayı da insanlar normal iş güçlerine, tempolarına devam ediyor. Okullar hala açık kalıyor. Şimdi Hülya, demin bahsettiğim bir noktaya değineceğim. Anketler, evet, yani son anketler CNN televizyonu ve ORC adlı şirketin ortak anketi ve burada Donald Trump ve Hillary Clinton'a oldukça yoğun destek görüyoruz. Öncelikle Cumhuriyetçi cepheye bakarsak Donald Trump'ın %49 destek aldığını görüyoruz bu 12 eyalette. Yani özellikle Süper Salı önce yapılacağı 12 eyalette. Donald Trump'ın %49'unu %16'yla Marco Rubio izliyor, Florida senatörü, ve Texas senatörü Ted Cruz da %15'le takip ediyor. Ki diğer cumhuriyetçi adayların oylarının, desteklerinin toplamı dahi Donald Trump'a yetmiyor şu anda topladığınız zaman. Demokrat cepheye bakarsak Hillary Clinton'a verilen destek oranı %55. Bernie Sanders, Vermont senatörü, Bernie Sanders'a verilen destek ise %38. Şimdi kampanyalar nasıl devam ediyor dersek, tabii Donald Trump'a yoğun destek var dedik. Şimdi oldukça da adaylar arasında sert ve kirli atışmalar var. Daha önce Amerikan seçimlerinde hiç olmadığı kadar, yani hiç görülmediği kadar artık hakarete varan atışmalar yaşanıyor. Özellikle de Donald Trump'la Marco Rubio arasında ve kimi zaman birbirlerinin fiziksel özelliklerini eleştiriyorlar, alaya alıyorlar ve çoğu zaman gerçekten normalde, yani daha önce adaylardan duymayacağınız şekilde bir alaycılık söz konusu. Ve tabii Donald Trump Cumhuriyetçi Parti'nin gelenekçi yapısında korkutuyor bir yandan. Genelde oylarını Rubio'ya vermeyi tercih ediyorlar o noktada. Ama tabii ki halk desteği daha fazla Trump'a. Gelenekçiler açıkçası Donald Trump'ın partiyi bölmesinden de korkuyorlar bir noktada. Ki nitekim özellikle Cumhuriyetçi Parti'nin en üst yetkililerinden Nebraska senatörü mesela Ben Sasse, eğer Donald Trump parti adaylığını alırsa kendisine oy vermeyeceğim diyor. Yani partisine oy vermeyi reddediyor bir noktadan sonra. Tabii parti adayları önümüzdeki Temmuz ayından itibaren belirlenmiş olacak ve bu noktada tabii o zamana kadar eğer Donald Trump'ın adaylığı alması durumunda Cumhuriyetçi Parti içinden gerçekten partinin adayına oy vermeyi reddeden insanlar olduğu ortaya çıkıyor. Donald Trump'ın bir sorunu daha var burada, onu da söyleyeyim. Irkçı adaylardan, beyaz ırkçılardan aldığı destek başına biraz artacak gibi. Çünkü ilk önce bu desteği reddetmedi ve bundan dolayı da ne yazık ki tabii diğer adayların saldırısına uğramış durumda. Şimdi tabii bir noktada burada tabii kameraman arkadaşımla birlikte oy verenlerle konuşma imkanımız oldu. Geldik ve yani o insanların görüşlerini aldık. Kimlere oy veriyorlar, neden oy veriyorlar? Onların görüşlerini aldık. Şimdi isterseniz röportajları izleyebiliriz. Seçilecek başkanın dış politikaları çok önemli olacak. Yani Türkiye ile aralarındaki ilişkiler tabii ki bizi yakından ilgilendiriyor. Ailelerimiz orada. Her gün takip ediyoruz Türkiye'de olanları. Dolayısıyla hangi başkanın seçileceği çok önemli önem teşkil ediyor. Çünkü farklı adaylara baktığımızda çok çok farklı şeyler, görüşler görebiliyoruz. Kimisi çok sıcak bakıyor mesela Türkiye ilişkilerine, kimisi çok zıt, çok aykırı şeyler söyleyebiliyor. O yüzden çok önemli olduğunu düşünüyorum Türklerin. Her Türk'ün burada oy kullanması gerektiğini düşünüyorum. Ben Demokratik Parti'ye kendimi daha çok yakın hissediyorum. Ve adaylar arasından da şu anda iki aday var biliyorsunuz. Hillary ve Bernie Sanders. Ben Bernie Sanders'a oy vereceğim. Sure, I voted for Bernie Sanders. Bernie Sanders'a oy verdim. Geçtiğimiz seçimlere kadar Cumhuriyetçi Partiliydim. Düşünce yapım değişti. Belki de yaşlandığım için olabilir. Bence artık söylemler yumuşatılmalı ve adaylar ne söylediklerini düşünmeli. Cumhuriyetçi adaylar beni hayal kırıklığına uğrattı. I actually voted for Bernie Sanders. Bu ön seçimlerde Bernie Sanders'a oy verdim.
Kendi kuşağımdaki gençler gibi ben de iklim değişikliği ve öğrenim kredileri konularındaki politikalarını destekliyorum. Evet, bugün için süper salı deniyor Alparslan. Neden süper salı? Bugünün önemi ne Amerika başkanlık seçim yarışında? Önce bir unuttuğum noktaya dikkat çekmek istiyorum. Tabii Demokrat cephede kampanya nasıl devam ediyor derken dikkatinizi çekmiştir röportajlarda da Bernie Sanders'a burada bir hali destek keşfettik. Açıkçası evet, arkamdaki kişi de evet Clinton'a oy verilmesi tavsiyesinde bulunuyor. Mesela Hillary Clinton özellikle kampanyalarında karşı kendi partisinin adayına değil sanki partinin adaylığını garantilemiş gibi Cumhuriyetçi Parti'nin adayına daha çok hedef almaya başladı Donald Trump'a ve onun mesela kişisel yani insan suçlamalarında günah keçisi olarak göstermeleri, o tarz yani adaylar arasındaki kavgaları kınadı genelde kampanyalarında. Buna dikkati çekmek isterim açıkçası. Şimdi Süper Salı neden önemli sorusuna gelirsek. Süper Salı evet normalde 12 eyalette yapılan bunlar ön seçimler. 12 eyaletin önemi tabii öncelikle Amerika'daki 50 eyaletin dörtte bir anlamına geliyor. İkincisi de bu eyaletlerden çıkacak delege sayısının özellikle adayların ihtiyacı olan delege sayısının üçte biri anlamına geliyor. Bu çok ciddi bir rakam ki Cumhuriyetçi bir adayın başkan adayı olarak belirlenebilmesi için 1237 adaya ihtiyacı var ki bunun 595 yani 600'e yakını bu süper salı seçim ön seçimlerinden çıkıyor. Demokrat Parti açısından bakarsak 2383 delegeye ihtiyaç var başkan adayı seçilebilmek için. Bunun neredeyse üçte biri 1000'den fazlası bu süper salıda belli oluyor. Artı süper salı niye önemli? Mesela Iowa sendromu denilen bir olay var. Iowa ön seçimleri ilk yapıldığı için bu noktada gerçekten Iowa gibi küçük bir eyaletin adayları belirlenmesi açıkçası nispeten ona bir alternatif oluşturulması istendi. 1980'lerden bu yana da süper salı deyimi daha çok kullanılıyor bu 12 eyalette. Çünkü 12 eyaletin ülke çapında ulusal bazda seçmenin en azından tercihini göstermesi açısından daha iyi bir gösterge olduğuna inanılıyor. Son olarak da süper salı açısından şunu söyleyebiliriz. Küçük adayların artık çekilmesinin zamanının geldiği yönde işaret verecek bu noktada. Özellikle de Cumhuriyetçi Parti'nin adayları Ohio valisi John Kasich ve Ben Carson gibi adayların belki de artık bundan sonra yarışa devam edip etmeme konusundaki kararlarını belirleyici bir unsur olacak burada Hülya. Evet çok teşekkür ediyoruz Alp. Bakalım sonuçlarda sürprizle karşılaşacak mıyız? Yarın sonuçları ekranlara getirmek üzere Alparslan Esmer ve Tezcan Taşkıran'a kolay gelsin diyoruz.